Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir konuğumuz var. Sevda Yüce Dağ bizle. Sevda yaklaşık 3 senedir yazılım sektöründe çalışan bir meslektaşımız. Ağırlıklı olarak gömülü yazılım sistemleri üzerine yazılım geliştiriyor. Sevda bize kariyerinden ve kendi hikayesinden biraz bahsedecek. Bizi dinleyenler için kendinden kısaca bahseder misin? Sevda Yüce Dağ kimdir? Neler yapar? Nelerle uğraşır? Tabii. Ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden elektrik elektronik mühendisliğinden 2018 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra aslında hep yazılım mühendisliği alanında çalışmak istiyordum. Fakat işe başlayamadığım bir dönem oldu. Bu süreçte çok istedim, vazgeçtim. Sonra tekrar çok istedim. Yani toplam 1,5 senedir işe başlayamadığım bir dönem oldu. Sonrasında kendim bu süreçte çalıştım. Yani okulda C görmüştüm. Kendim de C++ üzerine geliştirdim. Ve C++ üzerinde bir iş buldum. Burada bir 6 ay çalıştım. Sonrasında Katlı Otomatik Otopark firmasında çalıştım. Burada da gömülü yazılım ve frontend, backend alanı gibi diyebiliriz. Biraz karışık bir alan. Buradaki sistem aslında araçların otomatik olarak otoparka yerleştirilmesi üzerine bir sistemdi. Buradan sonra da elektrikli araç şarj istasyonu yazılımında çalıştım. Burada da yine araçların şarj edilmesi için yine bir frontend, backend alanı var. Fakat Linux aplikasyon üzerine diyebiliriz. Yani bir uygulama geliştirme embedded Linux alanında. Genel olarak böyle. Genel olarak hangi dilleri, platformları kullanıyorsun? Ondan da şöyle kısaca bahsedebilir misin? Tabii. Linux üzerinde genel olarak C++ ya da Python diyebiliriz. Yani backend ve frontend alanına da biraz giriyorum. Yani Python'da da arayüz geliştirme yaptım. C++ üzerinde de yine bir arayüz geliştirme yaptım. Bazen JavaScript, HTML, CSS kullandığım da oluyor. Yani full stack olarak da bazen kullanıyorum. Bu şekilde. Şimdi az evvel elektronik mühendisliğinden mezun olduğunu söylemişsin. Aslında elektronik mühendisliği bizim de kendi gözlemimize göre genellikle yazılım sektöründe bilgisayar ve yazılım mühendisliğinden sonra en çok yer alan bölüm diyebilirim belki. Elektrik elektronik mühendisliğinin genel müfredatı içeriği yazılımcı olmaya müsait mi? Yani orada almış olduğu bir eğitim ile insanlar kolayca yazılım sektörüne atılabilir mi? Yoksa üzerine koymaları gereken şeyler var mı? Bir sorum daha olacak bununla ilgili. Bir de genel gözlem olarak hani şunu görüyoruz. Gömülü sistemler üzerine çalışan yazılımcılar genellikle elektrik elektronik mühendisliğinden veya bilgisayar mühendisliğinden mezun oluyorlar. Yani elektrik elektronik mühendisliği gömülü yazılım için hani oldukça uygun, elverişli bir bölüm müdür? Bununla ilgili senin düşüncelerin nedir? Aslında gömülü yazılım mühendisliği için en uygun meslek elektrik elektronik mühendisliği diyebilirim. Çünkü donanımla birlikte çok fazla çalışıyor. Yani alt tabanın donanımını da bilmek gerekiyor. Çünkü donanımı kontrol ediyorsun. Mikro işlemciler tabanında yazılım yazıldığında daha çok donanımla birlikte içli dışlı oluyor. Hatta donanım mühendisleriyle birlikte çalışmaları gerektiği yerler oluyor. Ben biraz daha üst katmanda çalıştığım için bilgisayar mühendisliğinden de çok şey bilmem gerekiyor. Yani donanım mühendisliğinden ne de biraz yakın. Yani gömülü yazılım alanına da biraz yakın. İkisi arasında çalışıyorum. Yani gömülü yazılımcıyla da birlikte çalışıyorum. Bir web developer ile birlikte de çalışıyorum. Benim için yani elektrik elektronik mühendisliğinden mezun olmak hem işime yarıyor hem de yaramıyor gibi. Bilgisayar mühendisliği olsaydı daha iyi olabilirdi gibi de. Peki yazılımcı olmaya nasıl karar verdin ve yazılımı öğrenmek için ne gibi aşamalardan geçtin? Yani dersler dışında hangi kaynaklardan neler öğrenmeye çalıştın? Az evvel C++ öğrendiğini söylemiştin mesela, orayı biraz açabilirsin belki. Bir de mesela bu yazılım öğrenme aşamasında hiç böyle çevrende bir mentorun oldu mu, sana yol gösteren, yardımcı olan? Yani yazılım öğrenirken de olabilir ya da çalıştığın yerlerde de olabilir. Yani bir mentor eşliğinde ilerleme şansın oldu mu? Şöyle, yazılım öğrenmeye kendi kendime başladım. Bir mentor olmadı, keşke olsaydı. Kendim C++ videoları izleyerek başladım bu sürece. Aslında bazen C++ mı öğrensem, başka bir alana mı yönlensem, işte atıyorum web developer olarak mı başlasam, yoksa Android alanına mı öğrensem diye çok böyle düşündüğüm bir evre olmuştu. Yani başlayamadığım bir evre olmuştu. Eğer bir mentorum olsaydı hani daha rahat bu alanlara geçiş
geçiş yapabilirdim. Daha rahat başlayabilirdim. Çünkü sürekli hani mesela örneğin C++'a karar verdim. Bu alanda başladım. Ne yapacağım? Nasıl bir projeyi geliştireceğim? Nasıl devam edeceğim? Daha küçük projeler kendi kendinize geliştirebiliyorsunuz. Aklınıza gelmiyor ne olacağı. Projeye karar veremiyorsunuz. Bir proje göstermeniz lazım mezun olduğunuzda. O yüzden tam böyle gelişemiyorsunuz. Öyle oluyor. Benim de başlama seviyem bayağı zorluklu oldu bu yüzden. Kendim sürekli araştırarak ne yapmam gerekiyor, neleri öğrenmem gerekiyor. İş ilanlarını açıp bakıyordum. Mesela hangi kriterler daha çok gerekiyor? O kriterleri sürekli öğrenmeye çalışıyorum. Bu şekilde bir süreç oldu. Peki bu öğrenme sürecinde mesela şu an yeni nesil daha çok video kaynaklarını kullanıyor. Sen kitaplardan mı, videolardan mı yoksa her ikisinden de faydalandın mı? O süreçte aslında ben de çok kararsız kaldım. Bazen kitaptan da yararlandım, videolardan da daha çok yararlandım. Videolardan yararlanma sürecimde hatta şöyle bir şey olmuştu. Bir mülakatta nasıl öğreniyorsun, nasıl kendini geliştiriyorsun diye bir soru almıştım. Daha çok videolardan öğrendiğimi söylemiştim. Böyle öğrenilmez, kitaplardan öğrenilmeli diyen bir kesim olmuştu. Yani aslında ikisine de bakmak ya da bir projeyi belirleyip nerede cevap aranıyorsa o şekilde bakmak da olabilir. Yani bir tarafı kesinlikle böyle öğrenilmeli demiyorum. Yani kişi nasıl daha iyi öğreniyorsa onu seçmeli diyebilirim. Görüştüğün kişi büyük ihtimalle bizim nesilden olabilir. Çünkü bizim neslin tamamı hep kitaptan öğrendi. Video yoktu bizim zamanımızda evet. Çok fazla. O yüzden de kitaptan öğrenenler geleneksel olarak kitaptan öğrenmeyi daha doğru buluyor. Ben olaya şöyle bakıyorum aslında. Kendi kısa yorumumu yapayım. Yani kitaptan öğrenmek aslında işin teorik kısmına daha hakim olmayı sağlıyor. Çünkü kitapta yazılı olarak çok teknik detaya girilebiliyor. Videoda ise videoyu çeken kişi tabii ki istese bu kadar teorik detaya girebilir ama genellikle girmiyorlar. Hani biraz daha çıktı üretmeye yönelik oluyor videolar. Hızlı öğrenmek için evet video çok faydalı ama derinlemesini öğrenmek istiyorsanız bir konuyu, teorik detayına hakim olmak istiyorsanız da kitaplar çok daha faydalı. Bunu söyleyebilirim. Yeni nesil biraz daha böyle hızlı öğrenme aşamasında kendini hissediyor. Çünkü çok fazla araç var, çok fazla dil kütüphane var. Hangi birini öğreneyim ki sıkıntısından, probleminden kendini biraz daha videolara atıyor. Benim genel gözlemim bu. Ama öyle teorik detaya ben hakim olmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa ben de kitap öneririm açıkçası. Ama kimseyi niye kitaptan öğrenmedin diye de eleştirmem. Onu da söyleyeyim. Peki şimdi az önce işinden bahsederken hem gömülü yazılımla uğraştın hem backend frontendle uğraştın. Hatta yeri geldiğinde HTML, CSS daha iyi yazdığını söylemiştin. Farklı alanlarda çalışıyor olmak bir avantaj mı, dezavantaj mı senin açından? Ne gibi artıların eksilerini görüyorsun hem gömülü hem backend hem de frontend alanında yazılım geliştirmenin? Bunun dezavantajlarını ve avantajlarını gördüm tabii ki. Ya dezavantajı olarak nerede daha çok uzman olmam gerektiğini bilemedim bir alan, yani bir zamanda. Bazen gömülü yazılım alanına mı tam olarak gelişsem, yani sonuçta bir alanda tam uzman olmak daha iyi. Yoksa tamamen web alanına mı geçiş yapsam diye düşündüğüm bir dönem olmuştu. Yani dezavantajı böyle bir alan olabiliyor. Avantajı olarak dediğim gibi genel bütün sistemi görmek, yani hatayı bulmak açısından çok iyi olabiliyor. Çünkü sizin tarafınızda mı, kendi yazılımınızda mı hata yoksa size gelen, haberleşmeden gelen bir hata mı, başka bir hata mı? Yani buna genel olarak bakıp hatayı çok kolay görebiliyorsunuz. Onun gibi avantajları var. Videonun başında kendinden bahsederken aslında o ilk iş arama sürecinden bahsetmiştin. Orada sıkıntılı ve zorlu bir süreçten geçmişsin. 1,5 sene çünkü ciddi bir süre. Bir de o arada herhalde başka bir şeyle çalışın tekrar dönmeye karar verdin. Bize o süreçten biraz bahseder misin? Yani sence niye öyle zorlu bir süreçten geçtin? O gelgitlerdeki o psikolojik durumun neydi? Nasıl hani ısrarlı bir şekilde bu mesleği yapmaya karar kıldın da o 1,5 senelik araya rağmen tekrar geri dönüp iş arayıp bulabildin? Orada genel hani psikolojin nasıldı? Orada nasıl bir süreçten geçtin? Genel olarak bir özetini yapabilir misin bize? Tabii. Ben aslında hep yazılım alanında çalışmak istiyordum. Yani okurken de yazılım alanında çalışmak istiyordum. Mezun olunca da aslında kolay iş bulabileceğimi düşünüyordum. Yani bu kadar zor iş bulabileceğimi düşünmüyordum açıkçası. Mezun olduktan sonra işlere ilk başvurmaya başladım. Yani hatta olmadan önce başlamıştım. Sonrasında gördüm ki hani sorulan sorular, yani çok deneyimliymişsin gibi
sorular soruyorlar ve benim deneyimim yok. Hani cevaplayamıyorum soruları. O şekilde bir geri dönüş almıştım ve hep olumsuz geçiyordu. Bu süreçte nelere bakmam gerektiği için yani sürekli iş ilanlarına bakıyorum, neler gerekiyor ve hepsi tecrübeliymiş gibi bir iş ilanları. O alanlarda kendimi geliştirmeye başlayarak, kendi kendime projeler yaparak başladım. Sonrasında 6 ay kadar bir süreç geçti ve iş bulamadım. 6 ay kadar uzun bir süreç geçtiği için de artık vazgeçmeye başlamıştım. Ve bir yerde çalışmam gerektiğini düşünüyordum. Hani uzun bir süre geliyordu bana. Buradan kalite kontrol mühendisliğine başladım. Bu alanda baktım ki hani çalışıyorum ama hiç memnun değilim, mutlu olmuyorum, bana hiç haz vermiyor. Yani kesinlikle yapmamam gereken bir mühendislikti. O yüzden 3 ay sonra buradan istifa ettim. Hatta 3 ay bile çok zor dayandım. İkinci ayında bile hani bunu düşünmeye başlamıştım. Buradan istifa ettikten sonra tekrar yine kendimi geliştirmeye devam ettim yazılım alanında. Ama kendini geliştirmeye devam etmek de kolay değil. Yani sürekli çalışıyorsunuz ve bunun sonucunda olmayabilir diye düşünüyorsunuz. Bir şeye karar veremiyorsunuz, istikrarlı gidemiyorsunuz, bir gün mutlu başlıyorsunuz, yazılım yazmaya çalışıyorsunuz. Ertesi gün mutsuz olup yine iş bulamadım, yine kötü bir mülakata girdim deyip etkilenip çalışmaya devam edemiyorsunuz. Öyle bir süreç oluyor. Ama bunun sonucunda gerçekten hani bu zorlu yollar bile insana bir şey katıyor, bir deneyim katıyor. En azından kendi kendinize bir şey öğrenmek çok önemli. Yani benim yanımda biri yoktu. Hani sorabileceğim kimse yoktu. Çünkü elektrik elektronik mühendisliğinden mezun olmuştum. Bir tanıdığım da yoktu. Hani yazılım alanında çalışan ya da arkadaşlarımdan ya da herhangi bir üst tecrübeli biri de yoktu. Yani bu zorlu yolda tek başınıza sürekli ilerlemek zorunda kalıyorsunuz. Ya hani en sonunda şöyle bir karar almıştım. Hani başka bir yerde çalışıp yani kalite kontrol mühendisliğinde çalışıp bundan mutlu olmayacağımı öğrenince ya olacak ya da olacak diye düşünmeye başlamıştım. Başka bir yolu kendime görmüyordum yani. Ve çok çalışarak bir gün hani bunun sonucunda olumlu olduğunu gördüm. Yani öyle. Ya gerçekten zorlu bir süreç ama buna rağmen pes etmeyip başarmış olman da ayrı bir takdir meselesi bence. Gerçekten tebrik ediyorum ben seni. Yani çünkü böyle uzun ve zorlu bir süreçte kolay kolay kimse sonuna kadar zorlamaz şansını. Sen zorlamışsın ve hak ettiğin işi bir şekilde bulmuşsun. Az evvel de aslında galiba kısaca değinmiştim. Çoğu mezun arkadaşın aslında yaşadığı bir sıkıntı bu. Böyle bir dönemden geçiyorlar. Bazı arkadaşlar 3 ay 4 ay iş arıyorlar, buluyorlar. Bazı arkadaşlar böyle bir yılı daha uzun süreleri de bulabiliyor. Ve genellikle de hani mezun olur olmaz hemen iş bulabileceğini düşünüyorlar ki sen de aynı düşünceyi demişsin mezun olmadan önce, mezun olduğunda. Böyle düşünen arkadaşlara sen neler söylemek istersin? Bizzat bu problemi, bu dönemi yaşamış birisi olarak yani mezun olur olmaz iş bulmak kolay mı, zor mu ya da o zorlu süreçte ne kadar beklemeleri gerekiyor genel olarak ve o beklerken neler yapmaları gerekiyor sence? Ya aslında bu kişiden kişiye çok değişiyor. Yani herkesin böyle bir süreci olacak diye bir kaydı yok. Kimisi çok erken bulabilir, şanslıdır, tanıdığı biri vardır ya da herhangi bir şey olabilir. Yani bir işe denk gelmiş ve alınmış olabilir. Ya da çok zorlu bir yolda iş bulamamış, ona hiçbir iş denk gelmemiş, hep deneyimli birileri arayan kişiler gelmiş olabilir. Ama bunun sonucunda yani pes etmemeleri önemli, devam etmeleri önemli. Hatta benim iş arama sürecimde Covid vakti denk gelmişti. Bayağı hiçbir firma neredeyse çok az yani firma iş arıyordu. O yüzden daha da zor bir sıkıntılı dönemdi. Mesela şu an deprem denk geldi ya da başka bir şey denk gelebilir. Ailevi sıkıntıları olabilir. Bunun sonucunda pes etmeden devam ettiği sürece yani sonuçta bu yolda mutlu olarak bu işleri yapmaları lazım. Aslında her meslek için öyle. Ya mutlu olarak bu işi yaptığında illaki güzel bir sonuç elde edecektir. O yüzden devam etmelerini öneririm. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hem tecrübelerin hem de bu geçirdiğin dönemi detaylı bir şekilde bizimle paylaştığın için. Arkadaşlar sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.